Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kısaca kovanı güçlendirme nasıl yapılır, kovanı takviye nasıl verilir, onlar hakkında size kısa bir bilgi vereceğiz. Şimdi Muğla'dan gelen çok cansız bir kovanımız vardı. Ona bir şans verdik anaya. Nasıl yaptık canım, onu sen anlat istersen. Bunda bir avuç arı vardı. Diğer güçlü kovanlardan anası olmayan iki tane çıtayı önüne silkeledim. Evet. Tarlacılar geri dönüyor, işçi arılar içine girdi. Kovanda bir yoğunluk oluşturdular. Ve şu anda ana arının yavratmasıyla beraber gördüğünüz gibi bir avuç gelen arı şu anda dalak istiyor. Dalak atmış yani. Bizden çıta istiyor. Evet. Tekrar bahsedeyim. Anaya şans vermek istedim. Çünkü ana genç ve güzeldi. Çok zayıf kalmış bu arı. Bunu güçlendirmek için önüne iki tane anası olmayan iki tane çıta silkeledik arı. Bu şekilde gördüğünüz gibi sonuç bu arada ilerlemeye başladı. Evet, çok azdı çünkü mevcudu. Evet. Bir de şey bahsetmek istiyorum. Mesela şu anda bu arıya, iki çıtalı arıya ham petek vermeyin. Çünkü onu kabartmayla uğraşmasın. Nüfus az. Bunlar elinize varsa mümkün olduğunca kabarmış petek verin. 5 çıtadan sonra ham petek vermeye başlayın. Yavaş yavaş. Güçlü arılara verin. Zayıf arılara ham petek vermeyin. Elinizde yoksa mecbur kaldıkça vermek zorundasınız. Biz de şöyle elimize bir tane kaldı. Bunu vereceğiz. Bir avuç arı. İnşallah 3 çıta olacak. Hatta içine de bakalım, bir çıta kaldıralım. Kapalı yavru durumları nasıl? Görelim beraber. Gördüğünüz gibi dış çerçeve full. Bu tarafta da gördüğünüz gibi ana kraliçe. Çok güzel çalışıyor maşallah diyelim. Diğer duvar çıtası da çok güzel, kapalı yavru. Onu da göstereyim size. Bakalım istersen. Çünkü çok azdı ya gerçekten. Evet. Bir çıtayı kaplamıyordu bu arı. Evet, duvar çıtası. Kapalı yavrular var. Evet, kraliçeyi görebiliyor muyuz? Şöyle bakıyorum. Bakalım. Bazen izleyicilerimiz görebilir. İzleyicilerimiz görebilir belki. Ben şöyle tutayım kamerayı da. Burada göremedik. Çok güzel, gelişim devam. İstersen arıya farklı takviye verme yöntemlerini, arıyı güçlendirme yöntemlerini de anlatabilirsin. Şey yapılıyor değil mi? Bir de kapalı yavru veriliyor içine. Onu mesela bu arı tamamen çıtayı sarmaya başladığı zaman güçlü bir kovandan full iki tarafı kapalı yavruyu alıp buna takviye olarak verebiliriz. Arı sarıyorsa tabii ki, eğer arı onu saracak kadar mevcut yoksa vermeyelim. Çünkü yavru arıları ıslamazlarsa yavru çürüklüğüne neden olabilir. Evet. Sarması gerekiyor komple. Evet. Güçlü kovan yani böyle komple çıtayı sarıyorsa kapalı bir tane yavruyu alıp buraya takviye verip arısız ama değil mi canım? Tabii, arılarını silkeceğiz. Buraya koyacağız yani. Bir de önüne şöyle çuval koyup yavru silkeliyorlar. Evet. Aynı bu kovanı yaptığımız gibi. Bu şekilde yapmıştın herhalde. İki tane anası olmayan iki çıta arıyı alıp önüne silkeledim. Tarlacılar geri eski kovana geri gidiyor. Bu işçi arılar da içine girip nüfus yoğunlaşmış oluyor. Evet. Bu çıtaya, bu kovana biz böyle yaptık. Maşallah buna bile polen getirmişler. Şöyle avucum içine. Yazık. Bakın. Yazık arıların emeklerine. İşte geç kalınca böyle oluyor. Günlük de atmışlardır, kim bilir. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.